Ya o kadar şaka maka derken ikinci torun da geliyor değil mi? Ya ne sandın Celil? Yarın anasının karnında hep duracak değil ya. Kızım bunların hepsini çok sevecek halası. Pek güzeller. Bir de olsun ben daha ona neler yapacağım. Bak öyle çok şımartmana müsaade etmem, haberin ola ha. Ya bizim zamanımızda böyle şeyler mi vardı? Sarardık çocuğu çaputa, altına da bir muşamba bakladık mıydı, oldu bitti. Vallahi bunların hepsi huzuri masraf. Eskiden de senin saçında beyaz yoktu Celil Efendi. Bok, şimdi hepsi olurmuş. Ya nereden çıktı bu şimdi? Diyeceğim şu ki, senin bu dediklerin eskide kaldı Celil. Şimdi her şey varken neye rezillik çeksin kuzularım? Yaşa anne, babama kalsak yanmıştık. He. Eyvallah. Ya şimdi suçlu biz mi olduk yani? Hep düşünmüşüm bunu. Çiçekler insanı mutlu etmek için mi açarlar? Yoksa sadece kendi zevkleri için. Sen ne dersin? Bilmem, hiç düşünmedim. Ben sadece severim çiçekleri. Belki onlar da bunu biliyor ha. Onun için ilgi istiyorlar. Nazlanıyorlar. Eğer ihmal edersen sararıp soluyorlar. İnsan bir çiçeğe bakmaktan mutlu olduğu için belki de onların istediği ilgiyi veriyor. Öyle karşılıklı bir alışveriş işte. Berzan, senin şu arkadaşın bebeği ne zaman getirecek? Dur bakalım. Vakti var. Tamam. Sen haber verirsin, ben de ona göre hazırlıkları yaparım. Sen yine her an hazırlıklı ol. Ben içeride. Söyle Civer. Ağam, emrettiğiniz gibi takibatı sürdürüyoruz. Ama henüz bir hareketlilik yok. Çocuk evde hala. Elbet çıkacak. Nihayetinde insan sıkılır, ağlar, bağırır. Belli eder. Değil mi Civer? Evet ağam. İşte o zaman biz de göreceğiz Bora'nın babalığını. Berzan tarafından bir hareketlilik var mı? Yok. Hatta evden çıktığı bile yok. Sanki kendini içeri kapatmış. Bir planı vardır mutlaka. Boş durmayacaktır bence. Yoksa bu kadar sessiz olmaz. Biz de elimiz kolumuz bağlı beklemeyeceğiz herhalde. Yapacağı her şeyin bir karşılığı vardır. Değil? Tıpış tıpış uyusun anne. Hadi be gülüm, uyu artık ya. Uyu yavrum ya. Neredesin Hüseyin'im? Allah Allah. Neredeymiş Hüseyin abim paşam hı? Ah bir dilin olsa neler söyleyeceksin de aşağı bulana değil mi gülüm? Hadi uyu gülüm, hadi. Merhaba. Dilaver, gel otur. Şimdi daha iyi anlıyorum. İnsanlar niye kapını aşındırdığını. Söyle biz de bilelim. Bir sorun var. Daha doğrusu sorun mu yoksa iyi bir şey mi bilemedim. Nedir o? Berzan'la ilgili. Vaktiyle bunun bir davası varmış. Adamlardan biri Berzan'ın lehine yalancı şahitlik yapmış. Şimdi aynı adam dava tekrar açılırsa tekrar şahitlik yapmak istiyor. Ama tabii korkuyor. Peki istediği nedir? Ceren Hanım'ın söylediğine göre para. Yurt dışına kaçmak için. Sence güvenebilir miyiz? Bilmem. Ben adamı hiç görmedim. Ama Ceren Hanım davayı açarsak şansımızın olduğunu söyledi. Berzan uzunca bir süre içeride kalabilirmiş. Ben hazırım. Nasıl olmuşum? Güzel olmuş.
Giderken çiçek de alalım mı? Annem çiçekleri çok sever. Alırız tabii. Ben o işi hallettim bile. Annemin ektiği çiçekler. Yazık olmuş çiçeklere. Niye yazık olsun canım? Anneme götüreceğim. Ha, bir de bunları götür, hastaneyle daha çok üzülsün kadın. Çiçekçiden alırdık annen için. Niye yoldun ki onları? Ne güzel duruyorlardı bahçede. Gidip geleceksem olur mu? Geçti artık, olmaz. Bir daha yapma ama, olur mu? Sen nasıl ki yemeden içmeden duramazsan, bunlar da topraksız yaşayamazlar. Bir daha çiçek yolma. Söz mü? Söz. Bir daha çiçek yolmak da yok. Hayret, Dilaver'den de bir hayır görecekmişiz ha? Bakalım. Orhan, seni herkesten daha iyi tanıdığımı düşünürdüm ama bu Berzan olayında şaşırttın beni. Öyle mi? Bilmediğim bir yönünü keşfettim. Sabır. Çok sabırlısın Orhan. Ben bile şimdiye kadar çoktan patlamıştım. Benim için kolay mı sanıyorsun abay? Değil. İçimden neler geçiyor hiç sorma daha iyi. Duruyorum. Evet, sabrediyorum. Etmekle zorundayım. En iyi sen biliyorsun. Değişmeli dedim. Bu düzenin adamı olmayacağım dedim. Hiç adil bir savaş değil, evet. Ama bu tuzağa düşmeyeceğim. Onlar gibi olamam. Hayatım boyunca direndim, gene direneceğim. Biliyorum bunu. Bilmediğimden değil. Ama Berzan biraz daha böyle devam ederse... Berzan'a karşı durmak için doğru bildiğim yollar tükenirse... Ki umarım öyle bir şey olmaz. O zaman ne yaparım ben bile bilmiyorum abay. Ben bile bilmiyorum. Oy, ne kadar özlemişim ben yavrularımı, iki gün görmeyince. Biz de seni çok özledik anne. Sen olmadan evin tadı tuzu olmuyor. Bunu duydum, iyi oldu Dilan Hanım. Yenge, ben öyle demek istemedim. Yani senin yerin ayrı tabii. Haydi haydi bırak. Anladım ben anlayacağımı. He, vallahi ben de anladım anlayacağımı. Baksana bize hiç tezahürat eden yok. Ben varım. Benim babam bir tanedir. Babaların babasıdır. O en babadır. De haydi ula oradan. Yakıcı hırpo. Feride, sen nasılsın yavrum? İyiyim, sağ olun. Ne yaptın, okul mokul diyordun? Sağ olsun, Nalin ablam kursa yazdırdı. Yakında başlayacağım. Bir de iş bulursam iyi olacak. İnşallah. Kızım, böyle yani nasıl bir iş bakıyorsun? Bizim de haberimiz olsun, duyarsak, görersek değil mi? Ne uygun düşse yaparım. Şimdi tamam da yani böyle elinin yatkın olduğu bir iş var mı? Çünkü hangi kapıyı çalsan diyorlar ki deneme yaptın mı? Deneyim baba. He işte. Allah ne bileyim. Daha önce babamla çalışmıştım. Ustaydı babam. Kuyumcu dükkanımız vardı. Takı yapardık beraber. Takı mı? Hı hı. Bak hatta bunu ben yaptım. Feride, ben sana diyeyim. Sen kendini iş bulmuş bil.